Evet arkadaşlar, çeşitli videolardan merhabalar. Tarih 6 Ocak 2021 günlerden Çarşamba. Arkadaşlar, öncelikle videolarımızın adı neden çeşitli olduğunu size söylemek isterim. Her türlü konuyu kapsayan videolar çekmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla tümünü bir araya topladığımız zaman çeşitli videolar olarak adlandırıyoruz. Türkiye'de baktığımız zaman arkadaşlar, sanırım çeşitli videolar adı altında yani birçok kalemde video çeviren, video çeken hiçbir arkadaş şahı rastlamadığım için bana göre Türkiye'de tek olduğumuzu düşünüyorum. Tek olduğumu düşünüyorum. En azından öyle söyleyeyim. Kimileri arkadaşlar, siz de takdir edersiniz ki işte motosiklet üzerine, kimileri otobüs tanıtımı üzerine, kimileri araç tanıtımı üzerine arkadaşlar. Kimileri boya, kimileri sıva, kimileri badana üzerine yaparken bizimkisi ise arkadaşlar tümünü kapsıyor. Benim çektiğim videolar arkadaşlar tümünü kapsıyor. Dolayısıyla komple bir araya topladığımız zaman adı çeşitli videolar olmuş oluyor. Dolayısıyla videolarımızın adı arkadaşlar çeşitli video. YouTube'da yaklaşık bir aydır arkadaşlar videolarımızı yayınlıyoruz ama video çekme konusunda yeni değiliz. Eskiyiz. Ben Harun İnal Koç arkadaşlar. Facebook'tan videolarımızı, çeşitli videolar adı altında çektiğimiz videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi tabii neden çeşitli videolar adı altında çevirdiğimiz videolarla ilgili müsait olursak güzel bir açıklama yapacağız. Neden çeşitli videolar oldu? Neden bu tür şeylere kalkıştık? Onunla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asıl konumuz, siz de biliyorsunuz ki halkımız motosiklet binmeyi seviyor. Ve motosikletini aslında arkadaşlar arıza yapması anında kendisi de yapmak istiyor. Yapmaya çalışan arkadaşlarımız da var. Görüyoruz arkadaşlar videolarda. Size takdir edersiniz ki arkadaşlar skuturlarda arkadaşlar örneğin diyorum yolda giderken kayışınız koptu. Kayışınız, yedek kayışınız da var. Varya kapağı söktünüz arkadaşlar. Yürüyen grubun kapağını söktünüz. Önünüze bir varyatör kapağı civatası, iki debriyaj kapağı civatası gelir. Arkadaşlar onları sıkıştırmak için bizlere, onları sabitlemek için arkadaşlar bizlere bir aparat lazım. Havalı tabanca yoksa havalı tabanca olmadan açamayız arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 30-35 santim uzunluğunda şöyle gördüğünüz gibi bir demir arkadaşlar. Tabi biraz birkaç santim kalın olması lazım arkadaşlar. Dayanıklı olması lazım. Bir de arkadaşlar hemen yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda bir adet demir daha kesmemiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi uçlarını birer delik, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar uçları arkadaşlar birer delik açmamız lazım. Sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi göbeğe bir delik açmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aparatımızı arkadaşlar Y şeklinde getireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Y şeklinde getirmemiz lazım. Şimdi onun için de arkadaşlar şöyle 3 adet civata, şöyle arkadaşlar 2, 4, 6, 7 adet arkadaşlar somun lazım. Şimdi arkadaşlar başlayalım, birleştirelim. Şimdi arkadaşlar göbeğe getiriyoruz, Y harfini oluşturacağız arkadaşlar. Bildiğiniz Y harfini oluşturacağız. Göbeğe getirdik arkadaşlar, şöyle somunumuzu, civatamızı taktık arkadaşlar. Somunumuzu takıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Somunumuzu taktıktan sonra arkadaşlar şöyle hafif arkadaşlar sıkıştıracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıştırdık. Şimdi arkadaşlar Y'mizi oluşturduk. Tabii çok da sıkmamak lazım arkadaşlar. Yoksa oynatamayız.
oynatacak şekilde olması lazım arkadaşlar. Biraz daha gevşetelim. Evet, hafif biraz daha gevşettikten sonra şöyle arkadaşlar, biraz daha gevşetiyoruz. Rahat oynatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, varyatör kapağını tutturmak için de arkadaşlar, varyatör kapağını ve devreç kapağını da tutmak için de arkadaşlar yine iki somun kullanacağız. Bu somunlardan arkadaşlar şöyle iki cıvata alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle birinci cıvatayı koyduk. Arkadaşlar şöyle ikinci cıvatayı da koyalım. Takalım. Taktık. Evet arkadaşlar, şu şekil yeterli. Şimdi diğerini de yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle birinci cıvatayı taktık. İkinci cıvatayı da taktıktan sonra aparatımıza montajını yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekil somunumuzu takıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yaptığımız aparatın şu kısımları arkadaşlar devreç kapağının içerisine girecek. Şöyle girdikten sonra şurada bir boşluk kalacak. Cıvatayı lokma takımını takıp sökebilmemiz için. Varyatör kapağına gelince arkadaşlar, şu kısmı takacağız. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. 150'lik, 125'lik motosikletlerde arkadaşlar şurayı ve şurayı rahatlıkla kullanabiliriz. Fakat 50'lik motosikletlerde mümkün değil. Evet, 50'lik motosikletlerde arkadaşlar sadece arkadaşlar şu kısmını kullanacağız. Bu kısmını devreç kapağını sökmek için. 50'lik motosikletlerde arkadaşlar varyatör kapağı arkadaşlar dişliden oluşmakta. Dolayısıyla şu aparatın girebileceği bir yer yok. Ona da arkadaşlar özel aparat hazırlayabilirsiniz. Bir yerlere, motosikletin herhangi bir yerine tutturabilmek için özel bir aparat hazırlayabilirsiniz. Aradaki fark bundan ibaret arkadaşlar. Birinde arkadaşlar demirden yapılı varyatör kapağı var. Elisisi motosikletlerde demirden yapılı, demirden yapılmış dişli olan bir sistem var. Varyatör kapağı. Birinden de arkadaşlar alüminyumdan, yani 150'liklerde alüminyumdan yapılmış bir varyatör kapağı var. Biri dişli, birinde dişli yok arkadaşlar. Dişli olmayan da her ikisini kullanabiliriz arkadaşlar rahatlıkla. Ama dişli olan da sadece arkadaşlar bu kısmı kullanacağız. Çünkü bu kısmın girebileceği herhangi bir yer yok. Onun için de arkadaşlar dişli tutturabilmek için farklı bir aparat uydurup onu siz motosikletinizle yürüyen grubunu açıp o sisteme ona göre bir aparat uydurup arkadaşlar sıkmak için veya gevşetmek için herhangi bir aparat hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aparatımız şu anda hazır durumda. Hafif sıkalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kesinlikle kullanılmaya hazır durumda. Şimdi arkadaşlar, şurası zaten sabit kalacak. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle sabit kalacağında şuraya arkadaşlar şöyle siper makinesiyle arkadaşlar
kestikten sonra göbeği, arkadaşlar göbeği kestikten sonra şöyle gördüğünüz gibi kestik. Civata uzundu. Şuraya arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha sabit kalması için çekiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekiştirdiğimiz arkadaşlar şişmiş olacak. Bir daha çıkmamak üzere yerinde sabit kalmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Aparatımız siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Varyatör kapağı şöyle görüyorsunuz. Varyatör kapağı ve devreç kapağını sökmek için arkadaşlar Y şeklindeki aparatımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar umarım faydalı olmuşumdur. Videolarımızı arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Videolarımızın devamı için çok önemlidir. Çok sürprizlerle karşılaşacağız. Çünkü videolarımızın adı arkadaşlar çeşitli videolar. Dolayısıyla çok sürprizlerimiz olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Videolarımızı arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Umarım motosiklet sevenlere bir nebze faydamız olmuşsa ne mutlu bize. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.